Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den sevgiler, selamlar. Nerede Durmuş abi? Durmuş abi niye çıkmıyor? Durmuş abiyi göremiyoruz. Ne oldu Durmuş abiye? Alın, Durmuş abiniz burada işte. Geldi. Hoş geldin Durmuş. Hoş bulduk. Neredeydin? Anlat, söyle. Seyahatin vardı. Ankara, İstanbul yaptın. Sevgili Galatasaray taraftarları, hepinize merhabalar. Gerçekten haklısınız. Ben de sizi çok özledim ama bir takım çalışmalarımız vardı. Hem Konuşan Ordu TV, hem Şampiyon Aslan TV. Tabii ki bunları bu hale getirmek kolay değil. Çok mücadele vermek lazım. İşte bu stüdyoları hazırlamak için çevre lazım, imkan lazım. Bu imkanların hepsini yaratmak için de sahada koşan birinin olması lazım. Ersan abi içeride, ben sahada koşmak zorunda olduğum için 9 gün bir Ankara, İstanbul yaptım. İstanbul'da bir ödül törenimiz vardı. Oraya gittik. Tabii ki Bostancı Dedeman Otel'de ciddi bir ödül töreni vardı. Türkiye ve yurt dışından çok değerli insanların katılımı. Şeyi de söyle, Galatasaray Başkanı. Burada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sadece o kalabalığın içerisinde şöyle söyleyeyim, 30 tane yurt dışından katılan, Azerbaycan'ından Bulgaristan'ına kadar, Kıbrıs'tan hepsine kadar olan ve Türkiye'deki değerli insanların, iş adamlarının, siyaset ve spor dünyasının olduğu bir yerde tek Galatasaray takımının kulüp başkanına ödül verildi. Onu da çok mutlu oldum. İnanılmaz derecede keyif aldım. Demek ki ben boşuna o ödül gecesine gitmemişim. Yani Dursun Özbek'in adına ödül töreni verilmesi, Ursalon inledi tabii ki. Bu konuyu da buradan size bildireyim. Onu bir programda size ayrıca anlatacağız. Evet. Hem anlatırız hem de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek adına Metin Bey'in kürsüye davet edilip o ödülü almasını sizinle beraber paylaşırız. Aynen burada paylaşırız. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Galatasaray her alanda var. Orada var, burada var. Galatasaray Başkanı var, Galatasaray yöneticileri var, Galatasaray var. Futbolda var, basketbolda var. Var da var arkadaşlar. Kadınlarda var, erkeklerde var. Galatasaray her yerde var. Şimdi bugün tabii Cuma. Bu arada Cumanız da mübarek olsun şu hayırlı 3 aylar içerisinde. Bir Cuma'yı geride bıraktık. Hayırlısıyla tekrar pek çok Cuma'ları inşallah birlikte yaşıyor oluruz diyelim. Ve yarın Galatasaray'ın maçı var. Bu defa Galatasaray Giresun deplasmanında bize çok yakın. Ben oradayım. Evet, şimdi söyleyelim. Durmuş kardeşimiz maçta olacak. Maçtan inşallah tüm ayrıntıları verecek. Çok yakın olmasına rağmen ben tabii gidemiyorum arkadaşlar. Çünkü çekimlerimiz var. Sizlerle diyaloglarımız olacak, yayınımız olacak. Öncelikle sizlere hizmet vermek bizim için tabii önemli. O hizmeti aksatmamak lazım. Dolayısıyla Durmuş sahaya inecek, her zaman olduğu gibi sahadan verecek. Yani saha derken ofis dışında, ben içeride, o dışarıda. Bütün güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Şimdi sizlerin kafasında hep şöyle bir soru var. Ya Giresun maçı ne olacak? Ben kafadan söyleyeceğimi söyleyeyim. Bu konuda Durmuş daha da bir uzman. Öteden beri de zaten bu kadar Giresun Ordu çok yakın, böyle yarım saatlik bir mesafe olmasına rağmen, hadi size bir sır vereyim. Durmuş biraz uyuz onlara. Onu söyleyeyim. Galatasaraylılara değil, yani rakibe biraz uyuz. Maç ne olacak? Maçın ne olacağını ben, eğer bir kalleşlik, bir puştuk olmazsa 5 olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bak burada şimdi 7 var, 3 var, 4 var. Demek ki burada bir 5 eksik arkadaşlar. 3, 4, 5, bir 5 eksik. Olur mu? Olur. Ha, biraz sonra açarız onu ama Durmuş'un bir ön görüşünü alalım maçla ilgili. Şimdi ben gerçekten Ersan abim doğru söylüyor. Ben hiçbir zaman kitabı dümdüz ortadan okuyan bir adamım. Yani hiçbir Allah'tan başka kimseden korkum yok. Bildiklerimi de her platformda söyleyen bir insanım. Çünkü tabii ki üstadımız Ersan Çelik, onun yanında yetiştik biz. Hiçbir zaman bizi ne kimsenin parayla ne pulla satın alma şansı yok. Biz doğruları çıkar ekranlarda adam gibi konuşuruz. Şimdi yalnız Giresun maçına gelmeden önce çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum izninle Ersan abi. Tabii tabii, buyurun. Ya şimdi bir 6 ay öncesine bakıyorum. Türkiye'de Galatasaray'ı savunan 3 kişi var. Bütün kanalları izliyorum sabaha kadar. Gece izledik. Bu önemli burası. Bak şimdi Türkiye'de Okan Buruk, Dursun Özbek, Erden Tumur ve Galatasaray kafilesine Türkiye'de 3 kişi artı ve veriyor ve onu konuşuyor. Kim bu? Ersan Çelik, Osman Şener, Durmuş Karaağaç. Bak çok açık ve net söylüyorum. Gidin eski programlara bakın. Okan Buruk başarılı olacak. Okan Buruk bu takımı uçuracak. Okan Buruk bu takımla
çok başarılara imza atacak deyince birileri bize diyordu ki ya hadi gül geç şuradan falan diyordu. Hem de en sıkıntılı olduğu dönemde, herkesin vurduğu dönemde yaptık biz bunu. Şunu anlatıyorum. Ya o kadar enteresan ki, o kadar farklı şeyler dönüyor ki herkes Okan'a çakıyor. Okan işte bir de fikstür dezavantajımız var. Hep dışarıda oynuyoruz, hep büyük takımlarla oynuyoruz. Ya buna rağmen Okan Buruk berabere kalsın, yenilsin de bir an önce Okan'ı yollayalım, Fatih Terim'i getirelim diye can atıyorlar hepsi. Bu arada sana bir hatırlatma, benimle ilgili olduğu için, hatırlattığın için söylüyorum. Birisi şeyi yazmış, ta mevsim başında ama Okan'ın Galatasaray'a gelmesi söz konusu olduğu zaman, ben hatırlıyorum o zaman şöyle bir sohbet yapmıştım. Eğer Okan böyle gelecekse gelmesin, Galatasaray'a faydalı olamaz demiştim. Niye demiştim biliyor musun? Dediler ki bana, Fatih Terim'in kontrolünde Galatasaray'a gelecek. Eğer bu kafayla geliyorsa Galatasaray'a faydalı olamaz. Yani Fatih Terim'in müridi olarak Galatasaray'a gelmesin dedi. Sen inandın mı abi buna? İşte hayır, ben bunu inanmadım ama böyle bir şeye ihtimal varsa da gelmesin dedim. Bunu söyledim. Birileri de çıkarmış, daha önce Okan Buruk'u istemiyordun. Ya istemiyordun diye bir şey yok. İstemeyen adam devam et şimdi, sen şimdi bak, durmuş şimdi anlatıyor. Ersan abinin anlattığı şeyler farklı. Şimdi hep Fatih Terim'in tokmağı başında olacak gibi değerlendirdiler. Fatih Terim ne derse onu yapacak gibi. Zaten, o zaman zaten hani, bu Galatasaray olmazdı, Okan olmazdı. Böyle bir düşünce vardı. Buna Hasan Şaş'la Ümit Davala gelmedi ki. Okan Buruk'un gelme hiç şansı yok. Niye? Yani ben Hasan Şaş'ı ve Ümit Davala'yı küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Biz hep Ersan abiyle şunu konuştuk. Okan Buruk Galatasaray'a gelmeden önce kendini ispatlamış zaten. Hep bu örneklerimiz geçmiş programlarda vardır. İkili yaptığımız programlarda nedir? Okan Buruk hiç kimsenin, paranın, pulun, her şeyin olduğu bir dönemde Başakşehir'i şampiyon yapamamış. Okan Buruk yapmış. Doğru mu abi? Doğru. Akhisar'la Galatasaray'ın elinden kupa almış mı? Almış. Dut ondan sonra küme düşen Rize'yi lige 8. sıraya kadar getirmiş. Başarılı neredeyse Avrupa'ya götürecek pozisyona getirmiş. Okan Buruk rüştünü ispatlamış zaten. Biz bunları konuştuk. Şimdi Ersan abinin demek istediği de buydu. Ya Okan Buruk'un Fatih Terim'e ihtiyacı yoktu ki. Fatih Terim'in Okan'a ihtiyacı var. Aynen öyle. Niye? Çünkü aldığı takımı küme düşmekten kurtuldu. Fatih Terim iki defa, üç defa Galatasaray'dan kovuldu. Ama Okan hiçbir zaman Galatasaray'la ters düşmedi. Okan Galatasaraylı olarak doğdu, Galatasaraylı olarak ölecek. Profesyonellik gereği başka takıma gitmiş olabilir, sözleşme yapmış olabilir, yurt dışına gitmiş olabilir. Ya neymiş efendim, Okan Galatasaray'a para kazandırmamış. Ya Galatasaray'ı ne satan adamlar var, yine Galatasaray'ın ensesinden düşmeyen insanlar var. Fatih Terim o zaman Galatasaray'ı kaç defa sattı abi? Yani. Ne zararlar verdi Galatasaray'a? En başarılı ben dönemde. Ben şuraya geleyim abi. Neyse gerçekten, biz maça gelelim. Maça gelelim. Yarın Galatasaray takımı bana göre Giresun'da destan yazacak. Niye destan yazacak? Çünkü ilk maçta görülecek bir hesabımız var bizim Giresun'da. Hesap derken yanlış anlamayın, bunu futbol açısından söylüyorum. Evet. Çünkü o maçta inanılmaz futbol oynayan Galatasaray, 3 tane penaltısı verilmeyen Galatasaray, orada Giresun maçında Abdülkerim insan sonuçta bir hata yaptı. Göremeyerek yeni bir gelmiş hata yaptı. Yani ikinci hafta biliyorsun. Tabii ikinci hafta uyum sorunu var, her şey var. Orada bir geri pasını Mustara'ya verirken hatalı bir gol oldu ve bununla beraber de Giresun 3 puan aldı. Ondan sonra abi Giresun'da biz Galatasaray'ı yendik, şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan. Ya kardeşim Galatasaray senin rakibin değil ki ya. Sen düşmemeyi oynayan bir takımsın. Bir dünya borç yapmışsın. Şu anda Ordu Spor'dan kötü. Genel kurulda gördük işte 40 kişi vardı genel kurullarında. Eski parayla 185 trilyon gerçek borç 300 trilyonun üzerinde şu anda. Eğer yine düşmesin, Karadeniz takımı düşerse var ya, Ordu Spor'dan daha kötü olur. Kimse Giresun'u toparlayamaz da. Sen şimdi Galatasaray'la ne uğraşıyorsun ya? Senin rakiplerin belli altta. Hatay, ondan sonra Kasımpaşa, Karagümrük, ne bileyim işte Hatay falan filan yani. Sen Galatasaray'la ne işin var kardeşim? Galatasaray'la sen berabere kalsan ne olur? Galatasaray'ı sen yensen ne olur? Yani Galatasaray senden aldığı bir mağlubiyette, Galatasaray iki tane takıma yenilmiş bu liglerde. Kime? Biri Giresun, biri Kayseri. Birinin transfer tahtası açılmamıştı Giresun'un. Zar zor bakanlar girdi, milletvekilleri girdi, açtılar. İkincisi de Kayseri'nin şu anda tahtası kapalı. Yani hala iki takım da Galatasaray'la. İkisi de unutma, hakem dalga dümeni. Abi, birinde 3 penaltı verildi. Kayseri'de bugün, de öyle. Bizim bugün canımızın en çok hakemler tarafından yandığı gündü. Evet. Biliyorsun işte Torare'yi koluna taktı adam.
Yani 2 metre yürüdüğünden beraber ceza sahasının içinde hala o penaltıyı vermeyen hakemler vardı. Şimdi o penaltıyı vermeyen hakem Kadir Sağlam'dı. Varda da Hakan Ceylan oturuyordu. Hiç önemli değil abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Ersin abi. Bu saatten sonra Hakan Ceylan da Kadir Sağlam da kim gelirse gelsin Galatasaray'ın hiçbir türlü hakkını yiyemez. Çünkü biz de söyledik, herkes söyledi. Galatasaray artık bu işleri geçti. Bak Galatasaray'ın başkanı Ali Koç'a nasıl cevap verdi gördün değil mi? Verdi. Ali Koç dedi ki lan ben bunları sahada yenemiyorum. Ne yapmam lazım dedi. Dursun Özbek'i bu kavganın içine çekersen ben bunları dedi liderlikten ederim dedi. Ama havasını dağıtırım anlamında yaptı. Öyle yaptı. Evet tabii dağıtacaktı. Ama Dursun Özbek bu kadar aptal değil. Dursun Özbek'i biz geçen dönemlerde eleştirdik ama Dursun Özbek akıllanarak, geçmişten ders alarak, dersine iyi çalışarak geldi. Ersin abi şu anda Türkiye takımı değil, dünya takımı yapıyor Galatasaray'ı tekrar. Bakın düşünün. Şimdi buradaki inanılmaz olaylar var. Bunun içinde ha Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti verdiler. Versinler abi. 50 gün verdiler. Versinler abi. Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti vermekle Galatasaray'ı susturamazlar. Galatasaray'da ne Dursun Özbek'ler var? Hemen araya bir saplama yapayım. Sen de çayından bir fırt al. Şimdi Dursun Özbek'e hakkını aradı diye 50 gün hak mahrumiyeti cezası veriyorlar. Şeyin Beşiktaş'ta o Rozier var ya sağ bek. Maçta yaptığı rezaleti biliyorsun. Elini tuttu götürdü işte malum gösterdi falan. İki maç ceza veriyorlar. İki maç işte maçlarda arka yakaya geleceği için bir haftada cezasını çekecek. Önce hafta sonu işte bugün maçı var. Bugün oynamayacak. Bir de salı mı çarşamba oynamaz. Bir hafta içerisinde cezasını çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Dursun Özbek çıkıp da hani malafatı millete gösterse tamam mı? Alacağı ceza 10 gün. Ama öbür taraftan adam hakkını aradı diye haşırt 50 gün geçiriyorlar. Bu adalet mi ya? Bak şimdi adalet tabii ya şu anda Galatasaray'ı durdurmak için Ersan abi çok şeyler yapacaklar ama durduramayacaklar. Bak şimdi bu arkadaşlar Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve yöneticileri hem kel hem odul çıktılar konuştular falan. Bundan sonra biz futbolun sahada oynandığını söyledi Ali Koç ve ekibi. Galatasaray TV ne yaptı abi? Fenerbahçe'yi 3-0 eze eze yendiğimiz maçı komple 90 dakika verdi. Sahada oynanacaksa buyurun dedi. Sen gidip Sivas'ın bilmem neyin hakkını savunacaksın. Sen kendi takımın hakkını savun. Senin kendi sahanda, kendi seyircinin önünde seni eze eze yendi Galatasaray. Sen bizim koleji getir. Üç, var bak, ya yendik seni. Şimdi bak Galatasaray takımıyla sen ne uğraşıyorsun kardeşim? Adaletli maç yöneten, ortada maç yöneten bir hakem varsa Galatasaray'ı yenemeyeceği takım yok. Bu ligin karmasını, senin bir lafın var. Bu ligin karmasını da çıkarsan yenecektir. Onun için şimdi sabahleyin erken kalktım Ersin abi. Bakayım dedim ya. Ya buradan isim de vereyim. Bu arada şuraya bak ara verelim. İşte diyor ki Dursun Özbek cevap veriyor. Yani anlatıyor vaziyeti. Ben diyor ne konuşuyorsun diyor. Lan sen geldim sahanda 3-0 yendim diyor. İşte burada manşet bu. Şimdi evet. Çok doğru söylüyor abi. Fener tutmadı şimdi. Sabahleyinki programda Beşiktaş'ı ele almışlar şimdi. Ha. Beşiktaş'ın bir maçı 90'mış. Beşiktaş Galatasaray'ı yenecekmiş. Bak şimdi aradaki 10 puanlık farkı 4'e indiriyorlar. 4'e indiriyorlar. Ondan sonra yok efendim potaya Beşiktaş girmiş. Baktılar ki Fener'den bir cacık olmayacak. 4-4 yapmışlar. 4-4 yapmış. Bu akşam Alanya'yla 5-5 yapacakmış. Şimdi diyorlar ki ya arkadaş senin övdüğün Beşiktaş takımını Galatasaray eze eze yendi. Evet. Bir tane pozisyon vermedi. Senin çok methettiğin Fener'le Beşiktaş'ın birbirlerine karşı bir tane pozisyonu yok. Sen bunların ikisinin karmasını getir. Galatasaray yine şampiyon olur ya. Bu kadar aptalca konuşmalar, bu kadar aptalca ya tamam bir şeyler yapıyorsunuz da birilerine yağdanlık yapıyorsunuz da bu kadar da yapmayın ya. Galatasaray takımını görüyorsunuz. Bak Galatasaray takımına karşı hangi takım oynarsa oynasın Ersan abi dev kesiliyor ya. Ligiden küme düşen takım oynasa bunlar çeşitli alanlardan motive ediliyorlar. Saha dışı motivasyonları var bunun, saha içi var. Bir takım bunlara sağlanan imkanlar var, verilen vaatler var. Biliyorsun bunlara girmeyelim. Abi hiç önemli değil. Evet. Neye bak bir şey söyleyeyim sana. Galatasaray takımı oturmuş şu anda. Bak Galatasaray takımı Erden Timur bile yine yolculuğa başladı abi. İki tane yabancı bir yerli daha alıp gelecek. Evet. Bak çok açık ve net söyleyeyim sana. Galatasaray takımıyla uğraşan yaya kalır. Bak, zaten Galatasaraylılar diyor ya Galatasaraylılar uğraşanın çocuğu olmaz diyor. Şimdi şunu yapsınlar. Erden Timur dedi istersen ver Erden Timur'un açıklamalarını. Şimdi şeyi yapalım abi. Bunlar erken konuşmak gerçi önemli değil ama şimdi bunlar. Dinle az şunu dinleyelim. Aç sesi. Bak ne diyor. Ayanlar, idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor. Onlardan da korkmuyoruz.
Bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını da biliriz. Bunu tekrar edeyim. Evet, başlarına yıkmasını biliriz diyor ve bundan sonra zaten kıyamet kopuyor. Şimdi abi burada şunu söyleyeyim bak. Ligin şampiyonu belli. Bunlar ikinci kim olacak, üçüncü kim olacak ona koşsunlar. Yani o işler bitti. Şimdi Emre dediler tutmadı. Jesus dediler tutmadı. Evet, o. Volkan dediler tutmadı. İşte Nuri Şahin yenecek dediler Antalya tutmadı. İşte şimdi adam zar zor takım çıkartıyor sahaya Hakan Keleş. Diyorlar ki Galatasaray'ı Giresun yenecek. Hayır, orada bir şöyle bir dertleri var. Diyorlar ki efendim işte Giresun sporlu iki oyuncu, biri kırmızı kart cezalısı olmuş, biri de sarı kart cezalısıymış yabancılardan. Oynayamayacak. İkisi de yurt dışına gitmiş. İkisi de yurt dışına gitmiş. Bana ne Vay abi? Efendim diyor, bunlar diyor niye bu kritik maç öncesi? Yani şunu demeye getiriyorlar. Bunları Galatasaray organize etti. Yok ya, peki şeyde Abdülkerim'e geri pası verirken de bunda Galatasaray'a para mı vermişler? Hayır, o zaman ben de diyorum ki peki Abdülkerim de cezalı, yarınki yani maçta yok. Hayır. Abdülkerim geri pası verirken onlar Abdülkerim'e torpil mi yapmışlar? Onu işte onu değmiyorlar. Yok, o zaman hayır, Ali yani Koç mu bunları? Söylesinler. Evet. Yani Giresun Galatasaray'a gol atmadı ki Abdülkerim attı. Zaten daha. Bunu söyleyen de Giresun cephesi değil. Var ya malum yalakalar, abi, yalayıcılar. Malum yalakalar yaptı da bak şimdi. Bunlar Abdülkerim'i bitirmek için geri pası verdi, eleştirdi. Allah onlara öyle bir çarptı ki Serdar Aziz iki dine geri pası verdi. Hem de aynı adama. Aynı adama. Bak şimdi. Şimdi bak Galatasaray'la uğraştığın zaman yukarıdakinin adaleti çok büyük Ersan abi. Aynen. Yukarıdakinin adaleti hakeme de gider, federasyon başkanına da gider, MHKK'ya da gider. Hepsine gider. Niye biliyor musun? Bak şimdi Allah'ın adaletini göreyim değil mi abi? Dursun Özbek diyor ki kardeşim biz Türkiye Ziraat Kupası'nda diyor kura çekimine adam yollamayacağız diyor. Kimi isteyen deseler ben Başakşehir'i istiyoruz derdim. Niye? Yedi çakmışım çünkü değil ben mi abi? Ben de Fener'i istiyordum laf yok, aramızda. Yok yok abi Fener'i biz finalde eze eze yiyeceğiz ki. Evet, evet. İnşallah Fener finale kalamazlar. Kalamaz kalsa nasıl tekçe, kalacaklar yok, Fener? Yok tekçe kalsa diyor. Ama hakemler yardım eder. Olsun abi finalde gelsinler. Biz onlara finalde 5 atmayı çok seviyoruz kupada biliyorsun. Aynen ya. Aynen. 5-1'lik maçı biliyorlar. Hep bunların bir 6-0'ı var ya. Biz de en kötü günümüzde kupada 5-1 yendi bunları. Ben diyorum ki bak ilahi adalet yukarıda dedi ki kardeşim ya ben Galatasaray'a dedi Başakşehir'i vereyim de rahat bir maç olsun yine. Bu sefer 7 atmayın dedi 5 atın biraz Emre'ye dedi şey acıyın dedi. Çünkü Emre dedi ki ya bize dersimizi verdiler dedi. Ya adam, bana dersimi verdiler deyince çok ezmenin de. Adam net hani konuştu yani. Bir şey vardır abi iki kişi kavga eder de. Adam 10 tane yumruk atar, bir tane yumruk atmıyorsa. Evet. Bir daha 10 yumruk atmaya gerek yok. 5 yumruk da bırakacaksın. İşte burada görüyorsun senin evet. Dedin ya biraz önce. Jesus'uydu, Emre'siydi, Volkan'ıydı. Hepsini adam üstünden geçti ya hizaya getirdi. Şimdi durmuş şeye gelelim. Abi yani. Jesus şeyi unutmuş yalnız. Neyi? Galatasaray'ın oynadığını unutmuş üçlü defans oynarken. Öyle. Suna demişler ki ya sen ne yapıyorsun maç biterken? Da Galatasaray'la oynayan üçlü defans olur mu demişler. Da ciddi mi Galatasaray'la oynayayım ben demiş. Üç tane gol yedikten sonra aklı başına gelmiş. Aklı başına gelmiş. Şimdi arkadaşlar tartışma şu. Bu işin zevk, keyif kısmını yapacağım konuştuk tabii. Yapacağım tabii abi. Yapacağız tabii. Ki? Kafamızda yendi, bulacağız. Bunlar bizi yıllar önce 6-0 yenmişler. Yok 8 atarız, yok 9 atarız. Evet. Ya biz de zevk 6 Kasım'da ya. 6 olmuş ayın 8'inde oynuyorlardı ya 8 Ocak'ta. Şimdi 8 olacak diyorlardı. Kendileri 8 olmaktan zar zor kurtuldu. Biz 9'dan kurtulduk. 3 attık 6'da kaçırdık biz. Neler oldu? Evet. Hayır sen aslında 5 attın da 3 sayıldı yani. Bir de öyle var. Arkadaşlar şimdi mesele şu. Peki Giresun maçı. Giresun maçına tekrar dönelim. Maçın hakemi Bahattin Şimşek biraz önce durmuş söyledi. Öyle hata mata yapamazlar dedi. Ben zaten hatırlarsanız Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meyler açıklandığı zamanda hakemin tıpası Galatasaray'ı doğramaya yetmez dedim. Tamam Fenerbahçe'yi bir şekilde tutacak, öyle olacak, böyle olacak. Tutmadı mı? Tuttu Fenerbahçe'yi. Şimdi o şu hakem Bahattin Şimşek'i bir getirelim ekrana. Bu hakem Bahattin Şimşek sicili bunun bozuk bir hakem. Yani bu zannetmeyin ki şu işte şu doğru düzgün bir hakem mi değil. Bu bir önceki sezon, önceki sezonlara gidersek işte Fenerbahçeli bir Gustavo vardı. Başakşehirli oyuncuyu ayağını kıracak ya. Öyle bir girdi ki devam VAR'a gitti, baktı, inceledi. Yine kırmızıyı çıkarmadı. Yanılmıyorsam yine o maçtaydı. Başakşehirli bir oyuncuyu hiç suçu günahı yok oyundan attı. Fenerbahçe maçı kazansın diye Rafael diye bir oyuncu vardı. Oyundan attı abi. Sonra hatta Başakşehirliler şeye gittiler ceza kuruluna itiraz edip oyundan atılan oyuncunun haksız olduğu anlaşıldı. Cezası kaldırıldı. Böyle bir durum var. Hatta
Başakşehir çok da bir tane kabak gibi gol atıyor. Golü vermiyorlar. Diyorlar ki VAR'a gidemiyorlar. VAR bozuldu diyorlar. Bu şimdi böyle bir hakem bu. En son Fenerbahçe'nin Rize ile oynadığı kupa maçını yönetmiş bu. Sonra Fenerbahçe'nin yine 3 gün sonra Ümraniye ile oynadığı maçta 4. hakemlik yapmış bu arkadaş, bu Bahattin Şimşek denen. Bu 2. sınıf bir hakem. Bu Galatasaray düşmanı bir hakem. Bunun kim olduğunu, ne olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'ı öyle Giresunspor maçında doğrayayım falan diye kalkarsa yapamazlar diye düşünüyorum. Tabii şimdi VAR'a kimi oturtacaklar? Alper Ulusoy'u mu oturturlar? Hakan Ceylan'ı mı oturturlar? Mete Kalkavan, Abdülkadir Bitiger. Bunlardan birini ya da o Mustafa Öğretmenoğlu diye. Bu bir de onlar var, Koray Gençerler diye. Bu ismini saydıklarım var ya, bunlar tam dalga dümenci. Bunlardan korkulur. Bunların bastığı yerde de ot bitmiyor. Yani bunu da söyleyelim. Ama yemez. Dübürleri yemez. Galatasaray'ı bu defa doğrayamazlar diye düşünüyorum. Şimdi bir kadro var Emrah. Kadroyu getir ekrana. Bu kadroyu büyütelim. Durmuş, şimdi istersen sen de görebilirsin. Bu kadroda ne var ne yok. Niye bu kadroyu? Bu Galatasaray'ın Giresun'la oynadığı İlk maçın kadrosu, yani ligin ikinci haftasında oynadılar. Burada öyle bir şey var ki işte Mustera tamam oynayacak. Arnold yok, yok şu anda. Seferovic yok. Yok. Enteresandır, Abdülkerim de yok. Yok, şey cezalı. Oliveira oynayacak. Buradan gelirsek arkadaşlar Yunus da olmayacak büyük bir ihtimalle. Yedekte olur. Bu arkadaş hiç olmayacak. Emre Akbaba adam gitti. Adana Demirspor'da Kerem oynayacak büyük bir ihtimalle. Boey zaten oynayacak. Mitsu o olmayacak 11'de. Mitsu da oynamayacak. Artı Nelson oynayacak. Şöyle bir durum çıkıyor. Şimdi sana 4 tane isim söyleyeceğim. Bu maçta oynamayan ama Allah izin verirse yarın sahada olacak 4 tane isim. Torreira, Rashica, Mertens, Icardi. Giresun düşünsün, ben ne düşünüyorum? Hani bunların 4'ü de çıksa Galatasaray diğerleri de çıkarmasa. Hayır, tamam da Giresun düşünsün. Evet. Bana ne abi, ben sen 5 dedin ama yine bizim Karadenizlik damarı. Hadi 3 olsun. 3 dedim ben. 3 yani olsun. 3'ten fazla atmasınlar. Ben Okan'a söyleyeceğim. Zaten zaten atmazlar da belki de 3'ten fazla atmazlar da şöyle bir şey var yalnız. Ben hakemin bir halt yiyemeyeceğini anlatmaya çalıştım. Yani kalleşlik yapmazlarsa. Şimdi kaç günden beri durmuş. Galatasaray'ın şu kalan maçlarını bir hatırlatalım da bak. Tamam. O kadar güzel ki. Vardı onları sen bak, de getirerek. Antalya'yı yendik. Giresun'da oynayacağız. Evet. Peşinden Ümraniye ve Trabzon'la. İkisi de Ali Sami'nde. İkisi de Ali Sami'nde peş peşe. Ondan sonra Antep'e gideceğiz. Antep zaten çok sıkıntılı bir süreçte. Kasım şu anda 3 puanı silinecek zaten. Evet. Çok öyle büyük bir borçları var şu anda abi. Ödeyemiyorlar. Yeni yönetim eğer 280 trilyon borcu ödemezse 3 puanları silinecek. Ondan sonra Antep'ten sonra içeride Kasımpaşa'yla oynayacağız. Konya deplasmanımız var. İçeride Demirspor'la oynayacağız. Yine peşinden Kayseri içeride. İki tane içeride var. Alanya'ya gideceğiz. Tamam, aramana gerek yok. Verdi durmuş. Alanya'ya gideceğiz. Fatih Karagümrük'le oynayacağız. Abi sabahleyin diyorlar ki ya ben şimdi acaba ben mi dedim şeyim Beşiktaş'a gidecek diyorlar arkadaşlar. La Beşiktaş'ta bizim maçımız yok ki abi. Hayır, ikinci yarıda sol var. Orada Karagümrük'ten sonra Beşiktaş deplasmanımız var. Pardon. Yani ilk yarı. Evet evet, ilk yarıda abi Beşiktaş'a gideceğiz. Evet. Şimdi zaten bizim burada, bak şimdi baktığın zaman çok tehlikeli maçımız da yok tabii. Yok. Şimdi Alanya herkes gözünde büyütüyor. Gelen giden Alanya'yı yenmiyor. Ben şuna katılıyorum. Beşiktaş'ta maçımız şöyle yok. Zaten Beşiktaş maçına kadar yani o zamana kadar Galatasaray turu atmış olacak. Beşiktaş maçı formalite olacak. Şimdi o kadar enteresan ki Ersin abi bunları konuşurken vay efendim bugün Mert Müldür almış Beşiktaş. Ya alsın bak, hayırlı olsun. Hayır. Fener'i konuştular yemedi abi. Fener dediler, dünya devi dediler, inanılmaz futbol oynuyor dediler, Fener'in karşısında kim olur dediler, Valencia Galatasaray'dan fazla gol attı dediler, bilmem ne yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar abi. Şimdi Galatasaray piyasaya çıkınca, ulan arkadaşları bir dinliyorum abi, gelen Okan Buruk'u methediyor, giden Dursun Özbek'i methediyor, evet. Erden Tumur'u bahsediyorlar, diyeyim ki Allah Allah ya biz nerede yaşıyoruz ya, 6 ay önce heriflere bir küfretmedikleri vardı. Okan bu Galatasaray'ın hocası olamaz. Erden Tumur kim? Dursun Özbek'ten bir cacık olmaz diyenler. Şimdi yere göğe sığdıramıyorlar abi. Daha dün kötülediler. Takım zirve yaptı. Acaba
Şimdi met edelim de aşağı mı düşsün diye bekliyor. O da bir taktik tabii, tabii yani. Şimdi eskiden arkadaşlar hep yerden yere vurdular. Baktılar olmuyor. Bunu işte bundan Antalya maçında yaptılar. Denediler ilk şeyini. Dediler ki Antalya 15 kişiyle de çıksa Galatasaray'ın karşısında tutunamaz. Şöyle olur, bu öyle olur. Ve ben tabii bana içeriden de bir takım o program yapanlardan perde arkası bilgiler de geliyor. Baba demişler bunları böyle kötülüyoruz ediyoruz. Havaya giriyorlar. En iyisi bunları havasını yok etmek için bunları popohlayalım. Yener, ezer, asar, keser falan dediler. Galatasaray Antalya'ya evet 2-1 yendi ama olan puştukları biliyorsunuz. Verilmemesi gereken gol veriliyor. Penaltı verilmiyor. Bilmem neler oluyor. Daha ne olsun ya? Şimdi abi ben şunu söyleyeyim. Artık Galatasaray'la ilgili uğraşamayacaklarını, Galatasaray'la ilgili baş edemeyeceklerini anladıkça bir takım ince hesaplar yapmaya başladılar ama ince hesaplar da yemiyor artık Ersan abi. Niye yemiyor biliyor musun? Şimdi son Fenerbahçe'nin oynadığı maça bakın. Bu maçta 90 dakika var mı? Var abi değil mi? Var. Sen şimdi ben tamam Ümraniye'nin attığı golde %1500 faul var. Tamam. Kabul ediyorum. Ama onların? Yani onu anlatacağım şimdi. Fenerbahçe'nin attığı golde yok mu abi? Var. Var. Niye çağırmıyorsun? Ama koy koyucular yok bak, diyor. Çağır. Evet. Çağır. De ki var çağırsın. Hakem de gitsin desin ki kardeşim bu faulden önce Ümraniye'li futbolcu faul yaptı eyvallah. Ama çağır değil mi? Çağır. Çağırmıyor. Bak, sıkıntı niye, orada zaten. Niye biliyor musun abi? Şimdi Ümraniye'nin başkanı kaç haftalardan beri hep VAR'dan şikayet eden bir insan. Doğru mu abi? Şimdi ben Ümraniye'nin teknik direktörü Recep Uçar benim babamın oğlu değil. Adam imkansızlıklara rağmen güzel futbol oynatıyor takımın evet. Abi. Fenerbahçe'ye kaç gol attı bu takım? 4 gol attı doğru mu? Fenerbahçe evet. Gibi takımı. Fenerbahçe'den kaç gol yedi? 5 gol yedi. Hani Fenerbahçe dünya deviydi? Ümraniye lig sonuncusu ya abi. İstanbulspor çok rahat geçti Ümraniye'yi biliyorsun değil mi? Sen niye rahat geçemiyorsun abi? Demek ki sen iyi futbol oynamıyorsun. Bak şimdi bunları anlatırken örneklerini de verelim de. Ha evet. Bizim Galatasaray taraftarı bunların hepsini biliyor. Bunu izleyen Fenerbahçe taraftarları görsün. Niye biliyor musun Emrah, abi? Emrah şu Galatasaray Giresun ilk maçtan fotoğraflar var onları getir ekrana ya. Şimdi mesele ne biliyor musun Ersan abi? Buradaki mesele şu. Şimdi demin programın başında da söyledim ya. Şimdi sen... Ali Koç'a şunu sormak lazım ya. Sen Sivasspor'un avukatı mısın ya? Evet. Hala vay Rıza Efendi ya. Sen gelenden 3 yiyen gidenden 5 yiyorsun. Fenerbahçe maçında doğrandın. Sen onları hiç konuşmuyor. Hala kaç ay önceki Galatasaray maçını konuşuyorsun. Sen Galatasaray düşmanı mısın Rıza evet. Ya? Evet. Ya bırak bu işleri kardeşim. Sen işine gücüne bak küme düşüyorsun ya. Sen şimdi bu Galatasaray maçını anlatarak kendini... Haklı pozisyona mı çıkartacaksın sen? Haklı pozisyon değil durmuş. Burada algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama... Sürekli şu şöyle bir durum var. İşte Galatasaray Giresun'u Sivas'ı yendi ama hakemle yendi. O oldu, bu oldu. Hakkı değildi. Zaten bu kadar çok bildiri yayınlaması. Ne diyor şey? Ali Koç, "Ey Dursun Özbek gel düello yap." Lastir derler adama. Neyin düellosunu yapıyorsun? Peki Rıza'ya şunu sormak lazım abi o zaman. Sen Emre Belezoğlu'na gıcıklığın neydi Fener'i bu kadar seviyordun da gittin adamları orada yerine şampiyonluktan ettin o zaman. Yani, Beşiktaş'a şampiyonluğu verdin. Ha burada Beşiktaş vardı çünkü. Şeyin Beşiktaş'ın atom karıncasıydın değil mi sen? Evet. Ha Beşiktaş'ı şampiyon yapıp takım arkadaşı Sergen'e şov yaptırdın orada. Niye vermedin o zaman Fenerbahçe'ye şampiyonluğu abi? Doğru mu? Ben de sana dönüp bunu sorayım yani, o zaman. Neyse. Onlar... Yok yok hayır şeyi anlatmaya çalışıyorum abi. Yani maç maç konuşmayacaksın bu işi. Bunlar... Teknik direksiyonsan adaletli olacaksın. Adaletli bir şekilde Türk futboluna yetişmiş bir insan olarak dost doğru konuşuyor. Şimdi onların bütün güvencesi bu adam. Bu hakeme güveniyorlar. Hiçbir şey VAR'a oturtacakları muhtemelen Hakan Ceylan, 6 saniyeci Alper Ulusoy kimse ona güvenecekler. Ya kardeşim mantıklı olalım ya. Galatasaray gelmiş alayını var ya o skoru getir. 3, 4, 5 neyse işte vura vura gelmiş. Onların yapamadıklarını biraz önce sen dedin ya lan Sivas'ın avukat öbürünü getir hep aynı fotoğrafı getirme ya. Şunu getir. Şimdi arkadaşım ya sen yapamamışsın. Kime güvendiler? Başakşehir'e güvendiler. Galatasaray Beşiktaş'a çimleri yoldurdu. Al işte bu Başakşehir'in faciası burada. Sonra dediler ki tamam o oldu bu oldu Sivas dediler arka bahçeleri. Sivas'ı da haşmetledi Galatasaray. Sonra dediler ki tamam kardeşim Sivas'ı falan yendin ama bize geliyorsun. Biz bak sana 8 Ocak ne yapacağız dediler. Tablo burada al. Tablo burada işte görüyorsunuz. Vay anam başıma gelenler diyor emmim.
Bunu bu aslında kovulmak istiyor da hakemler engel oluyor. Diyor ki baba yok seni kovdurmayız diyorlar. Yoksa çoktan şimdiye kadar kovulmuştu az önce. İşte anlattı durmuş Ümraniye maçı bilmem ne maçlar. Abi bizde orada Bal Ligi'nde çok hoca noksanlığı var. Gelsin evet bak, ya bunu bir şey söyleyeyim mi? Bal Ligi'ni almazlar bunu bak. Abi ben yani, böyle bir şey ya herif diyeyim ya Galatasaray'la oynadığını 3-0'dan sonra öğrenmiş ya. 3 defansla çıkıyor Galatasaray'ın karşısına. Millet Galatasaray'ın karşısına 20 defans futbolcusuyla çıkacak elinden gelse... Bu sen kimsin abi ya? Galatasaray'ı hiç mi seyretmedin ya? Bu herhalde Icardi'nin falan ismini duymamış Mertens falan abi. Duydu. Burada mı öğrendi? Şimdi öğrendi. Ondan Allah sonra kime güvendiler? Buna güven. Ulan Kelin'in acı olsa önce gider kendi başına sürermiş. Yok efendim şey, Volkan Galatasaray'ı yenecek. Hatay Galatasaray'ı yener, puan alır diye böyle ahkam kesen bazı dallamalar da var. Program yapıyorlar galiba. Neyse şimdi onların hepsini geçtik. Ben şunu söylüyorum. Tabii hakemleri yenme gibi bir mecburiyet yok. Hiçbir takımın hakkı yenmesin. Hiçbir takım da hakemleri yenme mecburiyetinde kalmasın. Ama kabul edelim ki Galatasaray hakemleri yenme mecburiyetinde kalıyor. Giresun'un biraz önce durumu söyledi. Eti ne, butu ne? Eksiği de var. Varsa var. Bana ne? Olmasın. Galatasaray'ın da eksiği var kardeşim. En iyi oyuncularından biri Abdülkerim oynamayacak. Muhtemelen ben size Galatasaray'ın kadrosunu da söyleyebilirim. Giresun karşısında. Kalede Muslera olacak. Geride Boey, Nelson, Emin ve Emre oynayacak arkadaşlar. Torreira ile Oliveira her zamanki yerinde olacak. Orta Icardi'nin arkasındaki üçlünün Raşitsa, Mertens, Kerem'den oluşmasını tahmin ediyorum. Ve önde de diyorlar ya saplamacı ırz düşmanı diye saplamacı ırz düşmanı Icardi oynayacak. İşte burada abi Raşitsa, Icardi, Oliveira ya bunlara Torreira'yı Mertens'i de ilave edince zaten dedim ya sana ilk maçta oynamayan Torreira, Raşitsa, Mertens, Icardi ya gerisini sen düşün al bir de bu var şimdi Mertens. Ne? Abi şimdi bunların hesabını bunlar yapsınlar istediği kadar yapsınlar bunları durduracak adamım var. Kim durduracak abi? Yani şimdi bak çok enteresan. Bak enteresandır ki Ersan abi. Hiç uzun lafın kısası. Abartmaya gerek yok. Ben çok açıkça bir şey söyleyeyim abi. Ben doğruya doğru diyen bir yapım var. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Bunu kimse tartışamaz. Ama Ümraniye'nin yendiği bir takıma da Galatasaray eğer yenilecekse de şampiyon olmasına. Ya ben de aynı fikirde. Abi doğruyu söyleyelim. Ha yani. Şimdi mertlik olsun. Ha. Sahada puştuk olmasın. Kalleşlik olmasın. Dalga dümen olmasın. Tamam mı? Öyle bir takım bildiriler mildirilerle Galatasaray'ı Allah şahitmenin yolları denendi. Bunların doğrultusunda bu bildirilerin falan filan yani bunların getirdiği havayla Galatasaray'a puştuk yapılmasın. Galatasaray kaybederse kabulümdür. Hiçbir itirazım olmaz. Çıksınlar. Ha vara mı gidilecek? Giresun için mi gidilecek? Gidilsin. Galatasaray için mi gidilecek? Gidilmesi lazım. Kimsenin hakkı yenmesin. Galatasaray hakkıyla bu hakem denen tip maçı yönetsin. Galatasaray yenilirse, 5 de yese eğer laf edersem namerdim. Ama haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayız arkadaşım. Ey şey adam Bahattin bak tıpanı oyarlar ona göre. Aklını başına topla. Son sözü söyleyeyim. Söyle. Bak ben çok açık ve net söyleyeyim. Giresun 90 dakika boyunca Galatasaray Galesi'ne 3 defa gelemez ki Galatasaray'ı yensin. Galatasaray Ümraniye Galesi'ne 40 defa gider. Ben bu Galatasaray'ın orada mağlup olmasını, beraberliği falan hiç aklımın köşesinden geçirmiyorum. 3 gol de avans vereyim ben onlara. Bak çok açıkça söylüyorum sana. Hakem ne yaparsa yapsın abi. Atacak da veya ceza sahasına yaklaşacak da penaltı verecek daha. Doğru mu abi? Galatasaray'ın 10 tane attığı golün 9 tanesini offside gerekçesiyle kesecek hali yok ki abi. Doğru mu? Ya ben, işte... ben açık ve net şunu söylüyorum Ersan abi. Hakemin de gücü yetmez, federasyonun da İstanbul'daki gücü maçta yetti. Adam bak, işte 3 tane penaltı. Ama o zaman bak o zaman abi bak. O zaman diyorsun ki Icardi, Mertens, Torreira yoktu. Bak orada Galatasaray'ın da noksanları var. Bunu kabul etmek lazım. Çok yeni şimdi, takımdı. Abi, yeni takımdı. Galatasaray yeni futbol oynamaya başladı. Bunu kabul etmek lazım. Sen şimdi Başakşehir, Karagümrük, Fenerbahçe, Beşiktaş maçındaki futbol oynarsan hangi Giresun duracak senin önünde? Bırak abi Allah'ını seviyorsan. Diyor. Bunu konuşmaya gerek var evet, mı? Yani? Ben de aynen katılıyorum. Tabii futbolda her türlü sonucun var olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Ama bu normal şartlar altında olsun. Hak eden kazansın diyoruz.
Ama Galatasaray'ın da Giresun'dan çok rahatlıkla 3 puanla ayrılacağını rahatlıkla bizler de söyleyebiliriz. Bu bir tahmin değil, bu bir beklenti değil, bir gerçek arkadaşlar. Futbolda da, basketbolda, futbolda eğer güç dengeleri çok net şekilde ortadaysa o zaman farklı şeyler çıkıyor. Şu cümleyi tekrar edelim. Eğer kalleşlik olmazsa, puştuk olmazsa, işin içine dalga dümen, hakem oyunları vesaire mesaire girmezse, bu Megafon Ali'nin çevirdiği dolaplar sahaya yansımazsa, herkes adam gibi vicdanının sesine uyup görevini yaparsa bu işin sonunda Galatasaray 3 puanla İstanbul'a döner diyoruz. Biz noktayı koyuyoruz. Bizden bu kadar. Yarın zaten ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tekrar edelim. Durmuş sahada olacak. Yani Giresun'da olacak Allah izin verirse. Ben yine buralarda olacağım. Maçtan sonra sohbetlerde buluşacağız. Durmuş'la da bağlantımızı kuracağız. Muhabbetimizi yapacağız. Konuşuruz, görüşürüz diyelim. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Jenerimiz hazır. Sizlere veda edeceğiz. Ağlama jeneriyle ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalınız.